son spor karşılaşması öncesinde spor ajansında yine ikinci dilimde de sizlerle beraberiz. Bu dilimde de canlı bağlantılarımızla başlayalım gelin. Bilgilerimizi tazeleyelim saat başında. Bir önceki dilimde öğrendiklerimizden bir şeyler değişmiş mi bakalım. Yine 3 farklı noktaya götüreceğiz sizlere. Yine Ülker Stadyumunda sevgili Ömer Saraç bizleri bekliyor. Samandıra Can Bartu tesislerinde Engin Can Çelik var. Ve Trabzonspor'un kamp yaptığı otelde de Furkan Yıldız mikrofonun başında. İlk olarak yine Kadıköy'e, stadyuma gidiyoruz. Ülker Stadı'na merhaba diyelim Ömer Saraç. Merhabalar Melike Çelik, sana, konuklarına ve bizi izleyen herkese de Ülker Stadyumundan biz de bir kez daha merhaba demiş olalım. Az önce sen de söyledin, bir şeyler değişti mi acaba bir saatlik dilimde diye. Hava sıcaklığı 3-4 derece kadar arttı, onu söyleyelim. Biraz da rüzgar çıktı ama hem şimdi hem de maç saatinde maçı etkileyecek bir rüzgar olmadığını söyleyelim. Böyle tatlı tatlı ılık ılık bir esinti var Kadıköy'de. Hava durumunu bu şekilde söylemiş olabiliriz. Havanın sıcaklığı artmışken tabii açıkçası maçın sıcaklığı da artıyor, ortamın sıcaklığı da artıyor. Kadıköy'de daha yoğun bir topluluk olduğunu söyleyelim. Bir kez daha bakıyorum, Fenerbahçe taraftarı artık iyiden iyiye stat etrafında görünmeye başladı. Zaten her Fenerbahçe maçında olduğu gibi taraftarlar yine çok erken bir şekilde Ülker Stadyumu'nun etrafına geldiler ve birçoğu farklı etkinliklerle maç saatini bekliyor. Ki yavaş yavaş herhalde 3 gibi 4 gibi stadyum seslerine böyle benzer şekilde tezahüratlar da başlar diye düşünmekteyim açıkçası. Bu arada Fenerbahçe taraftarlarından bahsetmişken Trabzonspor taraftarının da bugün Kadıköy'de olmayacağını söyleyelim. Biz geçelim maça. Tabii maçın VAR hakemi de Mete Kalkavan oldu. VAR hakemi açıklandı. Zorbay Küçük maçı yönetecek ki Zorbay Küçük bir önceki İsmail Kartal, Abdullah Avcı buluşmasının da Kadıköy'de hakemiydi. 1-1 o maç sona ermişti ve Zorbay Küçük maçı yönetmişti. İki takımda tabii önemli eksikler var. Baktığımızda özellikle Fenerbahçe'de savunma hattında çok ciddi eksiklerin olduğunu söyleyelim. Ciku, Bekao, Serdar Aziz, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King Fenerbahçe'nin eksikleri. Luan Perez ile Lincoln de yine uzun süredir eksik listesinde Sarı Lacivert ekipte. Trabzonspor'a baktığımızda aslında Trabzonspor'un eksikleri uzun dönemden gelen eksikler diyebiliriz. Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic ve Ognjen Bakić de Trabzonspor'un eksikleri. 26 derbide, son 26 derbide Fenerbahçe Kadıköy'de rakibine, Trabzonspor'a karşı kaybetmedi. 14 galibiyet, 12 beraberlik çıkarmayı başardı bu maçlardan Fenerbahçe ki Trabzonspor'un Kadıköy'de en son galibiyeti 1997-98 sezonunda 3-1'lik skorla gelmişti. 19'da 19'da lige başladı Fenerbahçe. Tabii ki hedef bugün Fenerbahçe'de 20'de 20 olacak ki Trabzonspor'da da Abdullah Avcı 2 maç önce göreve geldi. İlk maçında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken Fatih Karagümrük deplasmanında da 0-0'lık beraberlik gelmişti. Trabzonspor'da da hedef tabii ki Abdullah Avcı ile birlikte bir derbi galibiyeti üzerine olacaktır. Tabii Fenerbahçe 29 golle ligin en skorer takımı konumunda sezon başından bu yana. Fenerbahçe hem savunmasıyla hem hücum hattıyla fazlasıyla öne çıkıyor. İç sahada 18 gol buldu Fenerbahçe ve bu golleri bulurken maç başına da 3.6'lık bir ortalama yakaladı. Gerçekten çok önemli bir ortalama olduğunu bunu söyleyelim. Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçında 6 gol yemişti Trabzonspor. Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gole kalesini kapayan bir Trabzonspor vardı. Bu anlamda Trabzonspor'un savunması dikkat çekti son 2 maçta. Bu istatistikler eşliğinde yavaş yavaş biz artık sözü stüdyoya doğru bırakalım. Bu arada çok güzel görüntüler var. Drone'la da çok güzel görüntüleri yakalıyor arkadaşlarımız. Maç boyu, maça doğru bu görüntüler daha da güzelleşecektir. Ve biz bütün bu heyecanı Ülker Stadyumundan sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyerek sözü merkeze bırakalım. Evet, Ömer Saraç'ın söylediği gibi gerçekten çok güzel görüntüler var. Bu arada bize el sallayanlara biz de el sallamış olalım, karşılığını vermiş olalım istedim kamera bana gelince. Şimdi Can Bartu tesislerine, Samandıra'ya gidiyoruz. Engin Can Çelik'teyiz.
Melike teşekkürler. Samandıra Canbartu tesislerinden bir kez daha mutlu günler, iyi yayınlar dilerim. Trendyol Süper Lig sezonunun 11. haftasında saatler 19'u gösterdiğinde Sarı Lacivertlerin konu Trabzonspor olacak. Geçtiğimiz hafta Avrupa Konferans Ligi'nde Dodo Goles'i 3-1'lik skorla yenen Fenerbahçe, daha sonrasında Pendik Spor'la karşı karşıya gelmişti. Pendik Spor karşısında da 5-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Fenerbahçe'de namağlup bir şekilde seri devam ederken de sakatlık kabusu yaşanıyor. Fenerbahçe'de 6 oyuncu bugün sakat ve bugünkü Trabzonspor karşılaşmasında oynayamayacak. O oyuncular Rodrigo Becao, Alexander Jiku, Serdar Aziz Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş bugün forma giyemeyecek. Serdar Aziz Almanya'da bir ameliyat olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Sahalardan 4-5 hafta uzak kalacak. Savunma konusunda sıkıntılar yaşıyor Fenerbahçe. Rodrigo Becao geçtiğimiz hafta Pendik Spor karşılaşmasında bir sakatlık meydana gelmişti ve bu sakatlığın ardından da 1-2 hafta forma giyemeyeceği açıklanmıştı kulüp tarafından. Fred'de de bir sakatlık yaşanmıştı. Fred de bugünkü maçta forma giyemeyecek. Emre Mor'un bir sakatlığı vardı. Emre Mor takımda çalışmalara başladı ve İsmail Kartal'ın bugün ilk 11'de şans vermesi halinde takımla beraber ilk 11'de maça çıkacağını ifade edelim. Sakatlıkları bulunan Alexander Becao, Jiku ve Serdar Aziz'in yerine ise bugün Fenerbahçe'de savunmada Samet ve Osterwolde ikilisinin oynamasını planlıyoruz. Muhtemel 11'lere geçelim. Kalede Livakovic, savunmanın sol tarafında Ferdi Kadıoğlu, sağ tarafında Osay Samuel, stoper mevkinde ise Osterwolde ile Samet'i söylemiştik. Fred'in yerine ise İsmail'in oynamasını bekliyoruz. Önlerinde İsmail'in yanında Zeiss ve orta alanda sağ tarafta İrfan Can, sol tarafta Tadic. 10 numara bölgesinde Şimanski'nin gol umudu ise Zeko. Zeko 16 resmi maça çıktı ve 16 resmi maçtan 13 golle takımını sırtladığını ifade edebiliriz. Canbartu tesislerinde oldukça güzel bir hava hakim. Takım otobüsünün 17-17-10 gibi çıkmasını planlıyoruz ve buradan çıktıktan sonra Ülker Stadyumu'na hareket edeceğini söyleyelim. Şunu da Ömer'e ek bir not olarak ifade edelim. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray-Beşiktaş maçı vardı ve iki takım arasında mutabakat sağlanmıştı. Lakin Trabzonspor ve Fenerbahçe mutabakatı sağlanamadığı için bu maçta Trabzonspor'un taraftarının deplasman tribünde gitmeyeceğini ifade edelim. Bizler gelişmeler oldukça Canbartu tesislerinden aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Engin Can Çelik, sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi son bağlantı noktamıza gideceğiz. Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde sevgili Furkan Yıldız var. Melike Çelik, çok teşekkürler. Bu nokta biraz daha sakin tabii. Bugün özellikle deplasman tribününde yer alamayacak olan Bordo Mavili taraftarların ilerleyen saatlerde buraya gelerek takımı Ülker Stadyumu'na uğurlamasını bekliyoruz. Trabzonspor kafilesinin ise buradan çıkış yapmasına yaklaşık 4 saatlik bir süre olduğunu ifade edelim. Şu bilgiyi aktararak da yine bağlantımıza devam edelim. Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri buraya çok yakın bir noktada başka bir otelde konaklamıştı. Henüz yönetim kurulu üyeleri Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu buraya takımın kalmış olduğu otele gelmediğini ifade edelim. İlerleyen saatlerde Sayın Başkan ve yöneticiler de buraya gelip takımla beraber aslında bu akşamki D maç öncesinde de mini bir toplantı gerçekleştirecekler. Geçelim takıma. Trabzonspor kafilesi dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Bordo Mavililer'de Fenerbahçe maçı öncesinde önemli isimlerin sakatlığı bulunuyor. Bu isimleri hemen aktaralım. Umut Bozok, Trabzonspor'un golcüsü, bu akşam sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tekliç, Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Orş işte yine Bordo Mavililer'in İstanbul'da Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda yer almayan diğer önemli isimler. İki sevindirici haber var Trabzonspor cephesinde. Bakasetas ve Trezeguet'i sakatlıklarını atlatmıştı. Bugün teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde iki isim de hem Bakasetas hem de Trezeguet bugün Fenerbahçe karşısında forma giyebilecekler. Ek bir bilgi olarak da şunu paylaşalım. Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'a dünkü son çalışma sonrasında Trabzon'da teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirip bu akşamki kritik derbide, dev derbide sahada olmak istediğini Abdullah Hoca'ya iletmişti. Maç saatinde Abdullah Hoca'nın da Bakasetas konusunda ilk 11 konusunda son kararı vermesini bekliyoruz. Geçelim Trabzonspor'un bu akşamki muhtemel 11'ine. Bordo Maviller Fenerbahçe karşısında şu 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Kalede kaptan Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. Dörtlü savunmanın ise
Sağ tarafında Mehmet Can Aydın, sol tarafında Eren Elmalı. Stoper ikilisinde ise bugün yine Ryan Baniye ile beraber Stefano Densville'i bekliyoruz. Orta alanda savunmanın hemen önünde Mendy ve Berat Özdemir. Hücumun sağ tarafında Abdülkadir Ömür, sol tarafında Edin Visca. Merkezde ise Bakasetas'ı bekliyoruz. Bugün Trabzonspor'un Segolaya, Kadıköy deplasmanında Paul Onuaç olacak. Son 3 Fenerbahçe karşılaşmasında Abdullah Avcı daha önce Trabzonspor'daki ilk döneminde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 karşılaşmada mağlubiyet yaşamamıştı deneyimli hoca. 2 galibiyeti ve 1 beraberliği var. Bugünkü bu zorlu maç öncesinde yine Trabzonspor taraftarının da en büyük güvencesi aslında Abdullah Avcı demek yanlış olmaz. Tam 14 puanlık bir fark var Fenerbahçe ile arasında Trabzonspor'un. Bu akşam bu zorlu deplasmandan Bordo Maviller galibiyetle ayrılarak zirve yarışında tutunmayı hedefliyor. Bağlantımın başında ifade etmiştim. Kafile saat 17 sularında buradan çıkış yapacak ve Ülker Stadyumu'na geçecek. Biz yine gün boyu ekip arkadaşım Erdal Balcı ile beraber buradan Trabzonspor'un kamp yaptığı noktadan tüm yansıyanları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz değil mi? Ben sözü tekrardan sana bırakayım Melike Çelik. Çok teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a da, 3 muhabir arkadaşımıza da tekrar teşekkür edelim ve kolay gelsin diyelim. Tekrar ediyorum, bağlantılarımız gün içinde yine sürecek. Biz bilgilerimizi bir tazeledik. Araya giderken de Ali Koç'un açıklamaları vardı. Hepsiyle birlikte şöyle tekrardan toparlayacağız.